Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Aksaray milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeminlerini etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24 Haziran seçimlerinin ardından 27. dönem milletvekillerinin yemin edeceği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk oturumu başladı. Milletvekillerinin and içme töreni geçici meclis başkanı İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında başladı. Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, İlknur İnceöz, Ayhan Erel ve Ramazan Kaşlı yeminlerini etti. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, Büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ayhan Erel. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. İlknur İnceöz. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ramazan Kaşlı. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Minibüs ile otomobil çarpıştı. İkisi çocuk, 5 yaralı var. Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza Aksaray Nevşehir Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Hakan Şehir İdaresi'ndeki 34 plakalı otomobil Aksaray'a 18 kilometre kala Yalnız Ceviz Köyü kavşağında Şevket Bey İdaresi'ndeki 34 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrası minibüs ve otomobil buğday tarlasına düşerken minibüste bulunan sürücü ile Bayram Baltacı, Yaren Zeynep K, Elif Zümre K ve Naime B yaralandı. Yaralıların olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince ilk müdahalelerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Bayram Bey, Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Hakan Şey ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bizim mi araç? Araç.
bir lezzet daha kazandırıldı. Aksaray'a kazandırılan yepyeni bir firma daha. Genç iş adamları Özgür ve Berat Özkan'ın girişimciliğiyle açılışı yapılan ve Aksaray'a sağlıklı hamburgeri tattırdıklarını iddia ettikleri yeni işletmeleri büyük bir coşkuyla açıldı. Hamburger hakkında bilgiler veren işletme sahipleri tüm Aksaray halkını açılışa özel fırsatlar için davet etti. Ben Batalı Özcan'ı. Şimdi bizim hamburgerimiz standart hamburgerin dışında bu hamburger. Yani işte domates, marul, turşudan oluşan bir hamburger değil. Özel soslarımız var. Bunları göstereyim bir saniye arkadaşlar. Bizim işte Havalıcamış, kendimize özel Havalıcamış sosumuz, Havalıcamış'ta kullandığımız mantarımız, Patron Beğen'de kullandığımız patlıcanımız, Kasap Burger'de Türk damak zevkine uygun sarımsak, soğan, tereyağı da sotelenmiş ve 180 gram etle verdiğimiz bir ürün. Merhaba, ben Berat. Bu işletmenin sahibiyim. Aksaray'ın buna ihtiyacı olduğunu düşündük öncelikle biz. O nedenden dolayı ev yapımı hamburger Aksaray'da bulunmamakta. Genelde diğer firmalar mevcut burada. Farklı bir konseptle, farklı bir tat olarak Aksaray'da hizmet vereceğiz. Mekan olarak bizim farkımız şöyle, tamamen self-service konseptimiz. Aynı zamanda da sınırsız içecek hizmetini sunan tek firma şu an Aksaray'da. Bu bizim için artı olacağını düşünüyorum. İnşallah Aksaray için hayırlı olur. Bizim hamburgerimiz tamamen ev yapımı. %100 dana eti. Aynı zamanda helal kesim sertifikamız da mevcut zaten. Bütün patentlerimiz mevcut elimizde. Bunları hani sitelerimizden, sosyal medyadan takip edebilir müşterilerimiz. Aksaray'a güzel hizmetler getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yerimizde aynı zamanda Kafeler Caddesi'nde Park Site AVM karşısında bütün müşterilerimizi damak tatlarına uygun lezzetleri tatmaları için bekleriz. İşte yeni bir konsept açtık. Aksaray'a limitsiz içeceği getirdik. Hamburger evi olarak geçiyor burası. Hamburgerimiz %100 dana eti. Hani içindeki hiçbir katkı maddesi yok. Sunuyoruz. Hani bu şekilde servis yapıyoruz. Evet, Aksaray hakkını bekliyoruz. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş mega projelerin startını veriyor. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Aksaray sanayisinin geleceğine yön verecek mega projeler için çalışmaları başlattı. Geleceğin sanayi kentini Aksaray'da inşa ediyoruz sloganı ile çalışmalara başlayan Akso Başkanı Göktaş, kamuoyu ile ilk etapta öncelik verdikleri 3 mega proje hakkında açıklamalarda bulundu. Ortak aklın gücüyle hareket ederek mega projeleri sıralayan Akso Başkanı Cüneyt Göktaş, Nisan ayında göreve gelmemiz ile başlayan hayırlı olsun ziyaretlerinin hemen sonrasında Akso yönetimi olarak şehrimiz sanayisinin geleceğine yön verecek, 2023 hedeflerine ulaştıracak projelerimiz için çalışmalara başlıyoruz. Aksaray'da devasa büyüklükte bir güneş enerjisi sanayisi kuracağız. Bu projemizi hayata geçirebilirsek ilimiz geleceğin en büyük yatırımlarına ev sahipliği yapacaktır. Bugün ülkemizin önde gelen sanayi kentlerinin buna benzer projeler yapılmaya başlandı. Fakat Aksaray bu proje için Türkiye'de bulunmaz bir noktadadır. Sultanahı, Eskil ve İncesu'da tarıma elverişsiz olan alanlar bu proje için ülkemizin en uygun yerleridir. Şehrimizde bölgenin arazileri ve maliyeti de dikkate alındığında Türkiye'de yapılacak güneş santrali yatırımları için cazibe merkezi Aksaray olacaktır. Aksaray neden bu güçten, bu fırsattan, böylesine önemli bir projeden geri kalsın? Bu anlamda Akso yönetimi olarak ilk adımı atmaya ve gerekli fizibilite çalışmalarını yapmaya başladık. Sayın Valimizin, milletvekillerimizin, belediye başkanlığımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurumlarımızın ve bu şehre gönül vermiş insanlarımızın katkısı ile bu mega projeyi inşallah Aksaray'a kazandıracağız dedi. Aksaray Adana Karayolu üzerinde bulunan organize sanayi bölgesine ek, ikinci organize sanayi bölgesinin Aksaray Konya Karayolu üzerinde olması için çalışmalara başlayacaklarını belirten Akso Başkanı Göktaş, şehrimiz organize sanayi bölgesinin yeni sanayi sitesinin Adana yolu üzerinde olması nedeniyle o bölgede inanılmaz bir hareketlilik yaşanacaktır. İlerleyen yıllarda o bölge trafiği bile kaldıramayacak, yoğunluğa ulaşacağından, genişleme alanlarının biteceğinden dolayı yeni bir hat üzerinden yeni bir organize sanayi bölgesi kurulması Aksaray için kaçınılmaz bir durumdur. Bu anlamda Konya yolu üzerinde bulunan alanlarımız organize sanayi bölgemiz için son derece uygun noktadadır.
Tren yolunun önümüzdeki yıllarda tamamlanacak olması ile birlikte Aksaray'a gelecek yatırımları düşündüğümüzde bu projemiz çok doğru bir adım olacak ve şehrimizin sanayisinin mevcut bulunduğu konumdan çok daha yukarılara taşıyacaktır dedi. İlçelere KOBİ düzeyinde sanayi kentleri inşa edilecek. Yıllardır ilçelerin sanayisine gerekli hassasiyeti gösterilmediğinin altını çizen ATSO Başkanı Göktaş ilçelere müjde verdi. İlçelerin şehrin kalbi olduğunu belirten Göktaş, Orsaköy, Eski, Sultanhanı, Güzelyurt, Gülağaç, Sarıyaşlı ve Ağaçören ilçelerimizde bölgenin ihtiyacına yönelik olarak küçük ve orta ölçekli büyüklükte sanayi siteleri inşa edeceğiz. Yıllardır ilçelerimizin sanayilerine yönelik olarak adım atılmak istendi fakat o adımlar bir türlü tamamlanamadı. Bu anlamda bizler kollarımızı çok erken sıvayarak hemen çalışmalarımızı başlatacağız. Gerekli fizibilite çalışmalarımızı yaparak hangi ilçemizin sanayi sitesine ihtiyacı varsa gerekli her türlü adımı atacağız. Açıklamanın başlarında söylemiş olduğum gibi Aksaray gelecek 10 yıl içerisinde devasa büyüklükte bir sanayi kenti olabilir. Hep hayalini kurduğumuz sanayi şehirlerinden birisi şehrimiz olabilir. Bu hayale ortak aklın gücü ile hareket edersek ulaşabiliriz. Henüz göreve gelmemi 3 ay gibi çok kısa bir süre olmasına rağmen adımlarımızı hızla atıyoruz. Tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum ki geleceğin sanayi kentini Aksaray'da inşa edeceğiz dedi. Şimdi bölge haberleriyle karşınızdayız. Ülke genelinde olduğu gibi Tarsus'ta da Fethullahçı terör örgütü operasyonları devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Tarsus'ta da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Tarsus'ta Fethullahçı terör örgütü PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Baylok kullanıcısı oldukları tespit edilen iki kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre Tarsus Kaçakçılık Organize Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılandırması mensupları oldukları tespit edilen ve örgütün içinde abla pozisyonundaki BK ve EG çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tarsus'ta LGS birincisi öğrenciye bilgisayar hediye edildi. Adam ne yaptın ya? Hafif sersin değil mi? LGS 2018 sınavında 500 tam puan alan Tarsus Ortaokulu öğrencisi Mehmet Enes Doyduk, başarısından dolayı Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ve Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı tarafından ziyaret edildi. Öğrenciye bilgisayar hediye edildi. LGS birincisi ile sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı, "Gerçekten sizin gibi gençlere ihtiyacımız var. Bu gençler devletine, milletine bağlı gençler olacak inşallah. Güzel şeyler her zaman zekilerle olur. Zekiler her zaman lokomotiftir." dedi. Galatasaraylı, Galatasaray takımı tutuyor, eğitim müdürü de Galatasaraylı, o da ayrı bir gurur. Elbette ki Tarsus'umuzdan böyle bir medar iftihar çıkması gurur verici, onur verici. Devlet ortaokulumuzdan, Tarsus ortaokulumuzdan çıkması da gurur verici ve aynı zamanda bir öğretmen evladı da olması en büyük onur verici, gurur verici taraflarından birisi zaten. Hiçbir şey emeksiz olmaz, yani başarı merdiveni elleri cebimde hiç kimse tırmanmamıştır. Mehmet'imiz de, bu yiğidimiz de, bu cengalelerimiz de kitap okumayı seven bir öğrencimiz. Hemen hemen neredeyse haftada bir kitap bitirmiş. Satır aralarını iyi analiz eden bir öğrencimiz. Sentezleme yeteneği yüksek bir öğrencimiz. Yani kitap okuyan bir öğrencinin burada başarısını görüyoruz. Mehmet de diğer öğrenciler gibi, Tarsus Ortaokulu'ndaki, diğer ortaokuldaki öğrencilerimiz gibi emek etmiştir, çalışmıştır, gayret göstermiştir ama onu farklı kılan okuması. Onu farklı kılan satır aralarını iyi görmesi, paragrafı, öncüleri iyi analiz etmesi, sentezlemesi. Bu anlamda ben bu başarısından dolayı tebrik ediyorum. Ülkemize, milletimize, devletimize, vatanımıza hayırlı bir evlat olması yolunda şimdiden yolu, bahtı açık olsun diyorum. Sunduğumuz, Sayın Kaymakamımızın eliyle sunduğumuz bu hediyenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Kaymakamımız ifadesiyle maddi olarak bir değer ifade etmiyor ama çam sakızı, çoban armağanı. Kullansın iyi günlerde, dileklerimizle yolu bahtı açık olsun. Evet, çocuğumuz bizim çocuğumuz. Tarsus'un çocuğu, yani Tarsus'ta artık meşhur oldu, talip oldu. Onları yetiştiren anneye babaya ne mutlu. Onu yetiştiren öğretmenler, okul müdürlerine, ilçemize teşekkür ediyoruz. Tabii bu başarı okul arkadaşlarının da mutlaka katkısı. İlçenin de katkısı, içtiği suyun bile, havasının bile, güneşin bile etkisi vardır. Yani buralar Çukurova bereketli biliyorsunuz. Yani bereketli diyarın bereket peygamberi Danyar Aleyhisselam'ın Eshab-ı Keyf'in çocukları bunlar.
Bunlar bizim geleceğimizin teminatı. Bu bir aşamadır. Birinci oldum diye sevinmeyecek. Altta kaldım, yeniden de altta kaldım diye üzülmeyecek. Bu bir yarış. Bu yarış içerisinde sonuçta memleketine, milletine en hayırlı evlat yetiştiren, en hayırlı olan evlat bizim çocuğumuz olur. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yani küçük maddi bir değeri yok ama bu bilgisayarımızın onun kendinin kazanması, ilçemizde böyle bir insan çıkması bize gurur veriyor. Biz onun yüzden çok mutluyuz. Tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Darısı da küçük kardeşine. Küçük kardeşini de birkaç sene sonra bekliyoruz herhalde. Bakışları herhalde çok 3 net. 3 yaş parmak, 3 sene sonra. Bakışlar çok net. Gözünün açık inşallah. Bakalım teker nereden giderse maşallah. Arka teker de oradan gider diye bir söz var. Abin oldu, sen abini mutlaka ileride geçeceksin. Sen de aynı yoldan gidiyor, senden de bekliyoruz. Sınıftaki arkadaşlarımdan da bekliyoruz. Bu arkadaşlarım beklediğimiz gibi. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Tarsus İdman Yurdu Kulübü yeni dönem başkanı Eyüp Han Eyüboğlu sosyal medyadan teşekkürlerini iletti. Bizde başka kulüp yok. Hepimiz Tarsus İdman Yurdu için yardım edip yardımcı olmalıyız. Olağan kongre sonunda uzun yıllar sonra yeniden Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanlığı görevine seçilen Eyüp Han Eyüboğlu, kulübün sosyal medya hesabından verdiği mesajda herkese teşekkürlerini iletti. 1990 ve 2000'li yıllarda Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanlığı'nı yapan ve son yapılan olağan genel kurulda yeniden bu göreve seçilen Eyüp Han Eyüboğlu, kulübün sosyal medya hesabından verdiği mesajda herkese teşekkürlerini iletti. Tarsus İdman Yurdu Kulübü'nün büyük ve köklü bir kulüp olduğunu dile getiren Eyüboğlu, Cumhuriyetle yaşıt olan ve Türkiye'nin en köklü kulüpleri arasında yer alan Tarsus İdman Yurdu'nun yapılan genel kurulunda bizlerden desteklerini esirgemeyen ve her daim yanımızda olan başta Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'a, Tarsus Kaymakamımız Yüksel Ünal'a, gerekli tedbirleri alarak kongremizin güvenli bir şekilde yapılmasına destek olan Emniyet Müdürümüz Halis Ünal'a ve nezdinde tüm emniyet mensuplarımıza, kongremizi yöneten değerli divanımıza katılarak desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize, oda başkanlarımıza, daire müdürlerimize ve basınımıza bizleri arayarak destek olan AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın'a, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekilimiz Baki Şimşek'e, arayan tebrik eden herkese sonsuz teşekkür ediyorum dedi. Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Eyüboğlu, daha önceki yönetimin kongre kararını 5 Temmuz'a almasından dolayı transferde yaşanacak sıkıntıyı ve belirsizliği engellemek için Belediye Başkanı Şevket Can'ın desteğiyle geçmiş yönetimin bazılarından yetki alınarak transfer komitesi kuruldu. Bu köklü takımın sahipsiz olmadığını göstermek için transferler yaptık. Artık yeni bir dönem başlıyor. İlk işimiz dış transferi bitirmek olacak. Takımın eksikleri tamamlanacak, kiralık oyuncularımız gelmek istediklerini ve takımımızda olmak istediklerini belirtti. İş transferin çoğunu kurulan komisyonla tamamladık. Şimdi seçilen yönetimimizle kısa sürede görev dağılımını yapıp yeni döneme merhaba diyeceğiz dedi. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.